Taci oğlum şu haberleri dinleyelim. Çeviriver şunu. Ya bir dakika anneciğim ya. Şu maçtan sonra atsak. Ay, güzel evladım. Haberler maçı bekler mi? Önce haberleri dinleyelim. Sonra sen maçı aç. Taci aç şunun sesini biraz. Hangisi bizimkiler? Çizgili olanlar babaanne. Aferin bizimkilere. Ne güzel top oynuyorlar değil mi? Bak sırf bana inat olsun diye futbol meraklısı kesildi anne. Aşber söyle bir futbol düşmanına. Ben 40 yıldan beri meraklıyımdır buna. Macaristan'ı 3-1 yendiğimiz maçı hala unutamıyorum be. Taci oğlum ben de haberleri dinleyeceğim. Değiştir şu kanalı. Benim oğlan da bu kadının peyki olmuş. Peyki kim takar bizi? Yapılan açıklamada bu yıl Türkiye'ye verilecek ekonomik yardımda herhangi bir kesinti yapılmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Taci oğlum sesini aç bir parça. Haşmet bu erken bunamış kadına söyle hala bu sesi duymuyorsa kendisine bir işitme cihazı al. Ya Allah rızası için yapma anne. Kimin erken bunama olduğunu daha iyi biliyoruz biz. Hanım. Ben seninle konuşuyorum Haşmet. Dolayısıyla iki kişi konuştuğu zaman üçüncüye hangi gıda maddesi yemek gerektiğini anlat bu kadına. Sen de aç şunun sesini biraz. Bak bakalım bizim takım başka bir maçı var mı? Ara bakalım biraz kanalları. Memur, emekli, dul ve yetimlerinin maaşlarına %20 ile %30 arasında zam yapıldı. Dur orada! Dur! Başka kanalı açarsan döverim seni! Maaşa zam mı duyunca futbol sevdasından vazgeçtim bakıyorum Süraciye Hanım. Haşmet sustur şu kadını yoksa ben susturacağım. Zamlı maaşların hak sahiplerine ödenmesine yarın sabahtan itibaren başlanacağı bildirildi. Allah! Babaanne iyisin ha! Bir güzellik yaparsın artık bize ha! Niyemiş o? Niye olur mu babaanneciğim ya? Sabahın köründe kalkacağım bankada o kadar saat kuyrukta bekleyeceğim. Sen hiç zahmet etme oğlum! Ben gider kendi maaşımı kendim çekerim. Olur mu Sürahi Hanım? Taci gider alıverir Allah korusun. 40 saat o kuyruklarda nasıl beklersin sen? Selvi! Tanı ananı tanı! Zam lafını duyunca nasıl da 2 dakikada böyle kan kardeş oluverdi. Aman ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bana ne canım? Anne sen gitme. Bırak Taci halleder. Tabii canım. Ben zaten halledeceğini bildiğim için kendim gidiyorum. Aşk olsun babaanne. Hiç güvenin yok bana. Zamlı maaş. Belli mi olur? 3 kuruş zam aldı diye ayranı kabardı pintinin. Selvi avukatı ara. De ki babaannem bir edepsize hakaret davası açmak istiyor de. Yeter artık anne uzatma artık canım. Selvi. Söyle avukata iki edepsiz oldu de. Babaannem bir de evlatlıktan men etme davası açacakmış de. Puh. Babaanne ne yapıyorsun? Jimnastik yapıyorum. Görmüyor musun? Babuşlarımı giyiyorum. Bu işler bitti. Gidebilirim. Babaanne sabahın köründe nereye gidiyorsun? Nereye olacak kızım? Bankaya gidiyorum. 3 aylığımı alacağım. Bankada ne var? Bok var. Dedim ya sana 3 aylığımı alacağım diye. Hem de zamlı tarif eden. Nereye gidiyorsun anne? Bir oradan bir buradan be. Yeter artık. Bankaya gidiyorum. Bankada ne var? Bok var dedik ya. Anacığım daha saat sabahın 6'sı. Biraz bekle de beraber çıkarız. Bak paranın değeri her dakika düşüyor Haşmet. Bir an önce gidip paramı alıp yatırım yapmalıyım. Peki bekle de o zaman Taci'yi uyandırayım bari. Sen 10 senedir sokağa çıkmadı. Şimdi bankayı da bulamazsın. Babam doğru söylüyor. Babaanne şimdi kaybolacaksın yollarda. Sen ananla fazla görüşüyorsun galiba bu aralar. Haşmet! Hayrola nereye gidiyorsunuz? Çomak nerede çomak? Sen de Gülsel Bey günün esprisini yaptım. Aferin aferin. Bunun mükafatını dönüşle fazlasıyla vereceğim sana. Çekil. Hadi bismillah. Önüne baksana be eşek sıfatı. Ne biçim otomobilsin bak öyle ha? Babaannemin tabağını da kaldırayım mı anne? Kaldır şimdilik çocuğum. Geri ayandığı zaman tekrar sofrayı kurarız. Hay Allah. Nerede kaldı bu kadın ya? Ay niçin merak ediyorsun? Niçin telaş arıyorsun canım? Daha erken neredeyse gelir. Canım nasıl merak etmem hanım? Maazallah bir araba mı çarptı? Kaçırıldı mı? Kim bilir ne oldu? Eyvah paralar da gitti demektir. Ayva yedik vallahi. Taci kırarım bacaklarını ha.
Babam çok doğru söylüyor. Abuk sabuk konuşma. Şaka yaptık canım. Amma öyle şaka mı olur evladım? Aa, bırak anne bırak. Babaannem kaybolsa en çok sen sevinirsin değil mi? Sen nasıl konuşuyorsun benimle öyle? Taci, kırarım bacaklarını. Yahu sadece şaka yaptık. Şakadan anlamaz mısınız? Benim canım akıl var, mantık var. Babaanneme niye bir şey olsun ki? 80 senedir bir şey olmamış da. Ha. Kapı. Geldi galiba. Aç sen de kızım kapıyı. Bakıyorum. İşte gördünüz mü? Boşu boşuna katlettiğiniz esprilerimi. Babaannem de geldi. Herkese iyi akşamlar. Bu hariç. Anne nerede kaldın? Meraktan ölüyorduk. Allah bilir paraları merak etmişsinizdir. Aşk olsun be anne. İnanmazsan çocuklara sor canım. Bir saattir meraktan kıvranıp duruyorum. Doğru mu Selvi? Tabii doğru söylüyor babaanne. Annem bile ne kadar çok merak etti. Tabii etmiştir. Çok merak etmiştir. Kötü haber gelmedi diye merak etmiştir o. Firavun kılıklı kadın. Ya anneciğim banka kapanalı bir saat oldu. Nerede kaldın? Arkadaşlarla biraz gezmeye gittik. Arkadaşlar mı? Hangi arkadaşlar? Bankadaki arkadaşlarla. Pastanedeydik. Parayı olduğun gibi yemiştindir. Bak söyle bu para göz kadına ben kendi paramı istediğim gibi yerim. Babaanne yoksa bütün parayı pastaneye yedin mi? Yüreğine inerdi değil mi? Tamam yok para bende. İmdat! Yetişin! Soyuldum! Polis yok mu? Polis! Gitti paracık var. Gitti Ahmet! Yandık! Paralar! Üç ay boyunca ben ne yer ne içerim yahu! Biz? Kendi de gitti, zammı da gitti! Ya durun, telaşlanmayın hemen! Bana bir şeyler oluyor Ahmet. İnme iniyor galiba, inme! Gel anacığım, şöyle uzan biraz, gel! Gel kızım Selvi, çabuk doktoru ara! Ne doktoru be? Polisi ara Selvi! Polis ara, gitti paracıkları. Ya sen uzansana biraz anne. Uzanayım da o kadın kaçmak için vakit kazansın değil mi? Git polis ara. O anın olacak kadının eşkalini ver. Ölü veya diri yakalasınlar. Ya saçmalamasana anne. Ben saçmalamayayım da kim saçmalasın Haşmet. Ben o parayı alabilmek için 3 ay evde 10 saat bankanın önünde kuyrukta bekledim Haşmet. Haşmet o benim kefen paramdı Haşmet. Ya anacığım belki bir yere koydun da unuttun. Kim çalacak senin paranı? Bence bende öyle bir tomar parayı nereye koyduğunu unutacak göz var mı? Bak bakalım. Var mı? Bal gibi çalındı işte. Peki kim çaldı paranı? Kim olacak? O Arsenifer kılıklı karın çaldı tabii ki. Zaten bütün gece kapının önünde dolanıp duruyordu sazlar. Canım olur mu hiç öyle şey anne? Niye alıyorsun kadının günahını? Utanmıyorsun değil mi? Utanmıyorsun. Koru onu koru. Bir gece ansızın böbreklerini çalıp kaçarsa anlarsın. Aklın başıma gelir o zaman. Gitti paracıklarım gitti. Polisi arayayım ben. Polisi. Annem geldi galiba. Geldi Koloptoban. Geldi. Siz etkisiz hale getirin. Ben polisi arıyorum. Hepinize merhaba. Aman. Ayaklarıma kara sular indi. Ay pek yoruldum. Haşmet gördün mü bak gitti paracıklar. Gitti paracıklarım. Annem ne diyor Haşmet? Gördün mü bak nasıl saf ayaklarına yattı gördün mü? Hırsız ben çaldım demir demez tabii. Ayol Sürahi Hanım ne hırsızı ne çalması ne diyorsun sen? Selvi söyle bu gel kesiciye benimle konuşmasın. Artık derdini karakolda polise anlatırsın. Anne babaannemin 3 aylığı çalınmış senden şüpheleniyor. Ne? Sen çok oluyorsun ama artık bana bak bana. Asıl hırsız sensin. Utanmıyorsun değil mi? Herhalde seni 3 aylığın çalacak kadar düşmedi. Laf söyledin bal kabağı be! Benim 3 aylığım olmasa bu cümle aile 3 yıl öncesinden çoktan göçüp gitmişti öbür tarafa be! Öyle değil mi Ahmet? Canım arada sırada katkın oluyor tabii. Ben şimdi 3 ay boyunca ne yer ne içerim? Hasta olsam ilaç balığımı kim alacak? Bir çekirdek falan bile yok artık. Yahu ölsem cenazemi kim kaldıracak ortadan be? Merak etme! Sen öl, biz onu düşünürüz, seve seve kaldırırız. Duyuyor musun lafları? Bak. Beni paramla beni gömecek. Ya kesici, zayıf karakterli kadın. Selvi, sen hala aramadın mı polisi be? Arada götürsünler bu ya kesiciyi kanun kaçağını, hadi. Taci, sen de burada ne var ne yok. Götür bir yerlerde sat. Bari paranın bir kısmını çıkartalım. Hakikaten hanım, bu kadar şeyi hangi parayla aldın? Sen de mi Haşmet? Yazıklar olsun sana. 30 yıllık karını tanımadın herhalde ha. Burak ananın lafına inanarak karına hırsız diyorsun ha. Yazıklar olsun sana. Onu demek istemedim. Evet onu demek istedim. Oğlum
Sen içinden geldiği gibi konuş. Hiç korkma bundan. Bu nasıl olsa Kodes'e girdi mi 10 yıl öncesinden çıkamaz. Ne şanssız tadınmışım be. Oğlumun sünnetinde gelen altını götürüp sattım. Evimi ötemere aldım. Kocam bana hırsız diyor. Benim altınımı mı sattın anne? Ne altını be oğlum, ne altını? He! He, şimdi gözyaşlarının arkasına sığınarak bacayı kurtarmaya çalışıyor. Yan kesici, yan kesici. Taci, kapıya bak oğlum. Hanım sen de ağlama artık. Sana kimse hırsız demiyor ki. Bak, Haşmet sen de gözümden düştün bak. Hiçbir insan annesine hiç kimse der mi ya? Ya arasana polisi be! İyi polis lafın üstüne gelirmiş. Süreyya Hanım siz misiniz? Evet benim. Vallahi tam zamanında geldiniz oğlum. İşte bu, bu kadın. Sizin adınız da mı Süreyya? Yok. Ne Süreyya'sı oğlum? O benim tırnağım bile olamaz. Asıl Süreyya benim, ben. Gözünüz aydın Süreyya Hanım. Cüzdanınızı bulduk. Cüzdanım mı? Yok canım, benim değildir. Benziyor ama değildir. Sizin cüzdanınız Süreyya Hanım. İçinde banka cüzdanınız da var. Hatta adresinizi buradan bulduk geldik. Tamam işte. Çaldıktan sonra atmıştır bir yere. Bir yan kesicinin üstünden çıktı Süreyya Hanım. Hani şu meşhur yan kesici Akbaba Tahir var ya ondan. Sizden sonra bir emekliyi çarparken anında yakaladık. Akbaba mı? Bir daha maaşınızı aldığınız zaman çok dikkatli davranın. Cüzdanınızı çok emniyetli bir yere koyun. Sokaklar hiç tekin değil. Benim olabilir. Evet, evet. Çok haklısın polis bey evladım. Çok emniyetli bir yere koymak lazım. İnsanın evi bile pek o kadar emniyetli sayılmaz. Öyle değil mi? İnce ince, Yasemince.